Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, DGS sınavına 4-5 gün kadar bir süreniz var arkadaşlar. Umarım güzel bir sınav sizin olur. Size güzel bir DGS puan hesaplama sitesi buldum. Bundan bahsetmek istiyorum. Buraya girdiğinizde güncel puanınızı 100 soruluk olan DGS 50 matematik, 50 Türkçe 100 soruluk yeni DGS'ye göre tahmini hesaplamayı arkadaşlar burada göstereceğim. ÖBP'nizi bilmiyorsanız ÖBP'nizi buradaki linke tıklayarak öğrenebileceksiniz arkadaşlar. Videonun altına açıklama kısmına ben puan hesaplama linkini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Kaç nete kaç puan gerektiğini buradan öğrenebilirsiniz. Birlikte hesaplama yapalım, kaç puana denk geldiğini görelim. Ön lisans başarı puanınız 40 ile 80 arasında bir değer olmak zorunda arkadaşlar. Bilmiyorsanız diploma notunuzu buraya girerek, şurada DGS ÖBP hesaplama kısmına diploma notunuzu girerek ÖBP'nizi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ya da 0,8 ile çarparsınız yüzlük sistemdeki diploma notunuzu karşılığını bulacaksınız arkadaşlar. Ön lisans başarı puanınız 3 ortalamaya sahip olan bir insanın ön lisans başarı puanı 60 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla 60 puan, 3 ortalamanızın 3 olduğunu varsayarak 60 puan üzerinden hesaplama yapacağım. Daha önce herhangi bir üniversiteye yerleşmediyseniz zaten burayı işaretliyorsunuz. Önce sayısalcılar için hesaplama yapalım. Mesela sayısalcı arkadaşlar 40 tane matematik, 10 tane Türkçe yaparlarsa kaç puan alabileceklerini burada göstermek istiyorum. İleri diyorsunuz arkadaşlar. Size direkt zaten puanınız çıkıyor. Sayısal 40 net, sözel 10 net. ÖBP'niz 60 olunca 311 sayısal puanını almış oluyorsunuz arkadaşlar. Son güncel puan 311. Eşit ağırlık 317, sözel de 200. Eşit ağırlık sözel 217, pardon. Sözel 217, eşit ağırlık 265 arkadaşlar. Geri gelelim. Sayısalcılar için hesaplama yaptık. Sayısalcı arkadaşlar mesela 45 yaparlarsa kaç puan alırlar ona bakacağız. 327 puan alıyorlarmış yaklaşık olarak arkadaşlar. Yani bunlar tabii ki tam net puanlamalar değil. Sınava girdiğimiz ancak biz bunları görebiliriz arkadaşlar. Sınavın zorluğu, kolaylığı bu hesaplamaları ya arttıracak puanı ya da azaltacak bunu. Ama tahmini hesap puanınız bu arkadaşlar. Sayısalcılar için yaptık. Eşit ağırlıkçılar için buraya 38 matematik yapalım. 42 Türkçe yapalım. Eşit ağırlıkçıların 80 net yaptığını varsayıyoruz. 3 ortalamaya sahip olan bir eşit ağırlıkçı kaç puan alıyormuş ona bakalım. Sayısal puanı bile çok iyi. Eşit ağırlık puanı 319, sayısal puanı 325 geliyor. Çünkü sayısal daha etkili sayısalda. Matematik yine çok iyi yaptık. Türkçeden 42 tane yaptığınızda yaklaşık 8-10 matematik netine denk geliyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla matematiği full'e yakın gibi bir şey olmuş oluyor. Eşit ağırlık 319, sözelden 314 puan almış oluyor. Bu netlerde iyi bir Türkçe ve iyi bir matematik yaparsa eşit ağırlıktan ve sözelden istediği yere gidebiliyor. Yani 80 net yaparsanız arkadaşlar puanınız aşağı yukarı bu şekilde olacak. Bilginiz olsun. Eşit ağırlıkçı arkadaşların 35 matematik yaptığını, 40 Türkçe yaptığını varsayalım. Yani toplamda 75 netimiz olsun. Ön lisans başarı puanımız yine 60 olsun. Bakalım eşit ağırlıklar 310 puan alıyorlar arkadaşlar. Yani ön lisans başarı puanı burada çok etkili arkadaşlar. Yani ÖBP'niz ne kadar iyi olursa burada alacağınız puanlamalar o oranda iyi olacaktır. Bu puan hesaplamaları böyle. Şimdi yeni hesaplamalarda 100 soruya düştüğü için her bir netin getirisi daha fazla olacak. Dolayısıyla her bir netin getirisi daha yüksek olacağı için belki puanlarda oranda yükselecek arkadaşlar bilemeyiz. Yani 310 puanla bir devlete girebileceksiniz. Belki de 315 gerekecek. Burada bildiğimiz bir şey var. Ön lisans başarı puanınız 60'sa 75 net üzeri netlerle güzel bir yere gidebileceğinizi görüyoruz arkadaşlar. Yani 78 yaparsanız burayı 38 yaptığımızda 78 yaptığınızda 78 netle 316 eşit ağırlık puanıyla büyük büyük ihtimalle devlete gireceksiniz arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Sözelci arkadaşlar için buraya matematiğe 7 tane yazalım arkadaşlar. Türkçe'ye 43 tane yazalım. Bakalım sözelciler kaç puan alıyorlar? Sözel puanı 298 oluyormuş. Yani bu şekilde oluyor sözelde. Ön lisans başarı puanı sözelcilerde biraz daha yüksek oluyor arkadaşlar. Yani mesela bunu diyelim ki 3,5 olarak alırsak, bunlar bu şekilde doğru olduğunu varsayarsak sözel puanı 304 puan oluyormuş. Ben Türkçeyi biraz daha iyi yapmak istiyorum hocam, 45 yapmak istiyorum derseniz de sözel puanınız 310 puana kadar yükseliyor. Yani bu şekilde arkadaşlar girdiğinizde en güncel hesaplama bu şekilde. Bu
sitesinin linkini açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.